köyün iki komisyonumuzdan gelen raporları müzakeresini gerçekleştireceğiz. İlk günler maddesinden başlatıyoruz. 11-2021 tarihi ve 6-7 sayılı meclis kararı ile komisyonumuza havale edilen yönetmelik değişiklikleri ve birim isim değişiklikleri ile ilgili komisyonumuzla yapılan incelemeler ve değerlendirmeler neticesinde komisyonumuz tarafından Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü'nün Çevre ve İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü, Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü'nün Sıfır Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü, Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü'nün Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü olarak değiştirilmesi ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın kuruluş, görev ve çalışma esaslarına dair yönetmeliğinde gerekli düzenlemelerin yapılması uygun görülmüştür. Burada baskı var mı arkadaşlar? Yok, komisyonun sorunlarını bize sunuyor, kabul edenler, çekimserler, kabul etmeyenler, o çok neyle kovulmuş. Baksı olarak zor günleri geçirdi şu dönemde. Devlet mekası bizim için çok değerli. 2022 yılında tüm Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hayırlar getirmesini temel ediyoruz başkanım. Bundan daha büyük duamız var. Tabii dünyanın kavru kasırdığı bir pandemi süreci 2 senedir yaşıyoruz. Geçen sene daha yakıcıydı. Bu sene hani biraz toparlandı gibi görünüyor. Önümüzdeki 2022 yılı inşallah hani tümden dünyanın daha güzel, daha yaşanılabilir bir dünya temelisiyle Türkiye'de ise dilek temelimiz barış, hukuk, herkesin kendisini ifade edebildiği yaşanılabilir bir Türkiye dileğiyle bütün arkadaşları tekrardan saygı sevgiyle selamlıyorum. Hakikaten 2021 yılı Şanlıurfa anlamında önemli bir yıldı. Ama ülkemiz adına da çeşitli badirelerden geçilen bir yıl oldu. Biz temenni ediyoruz ki 2022 hem ülkemize hem Şanlıurfa'mıza hayır getirir. 2021'de aldığımız kararlar, yaptığımız yoğun çalışmalar meclis olarak 2022'de de inşallah devam edecektir. İlimizin daha güzelleşmesi, daha iyi noktalara gelmesi için hem meclis yerine, hem Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeynep Arkadaşlar ve ekibi canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Arkadaşlar, 2021 yılının son oturumunu gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki yıl buluşmak üzere birleşmeyi kapatıyoruz. Evet, 2021 yılı aslında bütün insanlığın, dolayısıyla ülkemizin ve şehrimizin ciddi sıkıntılarla karşılaştığı bir yıl oldu. Salgın başlı başına bir sorundu. Ülkemizde depremler yaşandı, su baskınları yaşandı. Bundan mağdur olan vatandaşlarımız oldu. Şehrimizde bir vesileyle bunlardan etkilendi. Hemhal oldu, dertlendi. Ancak 2021 yılını dua ile muhabbet ortamı oluşturarak, birbirimize destek vererek atlatmış olduk. Hemşehrilerimize daha iyi hizmet üretme, onların sıkıntılarını bertaraf etme, aza indirme noktasında çok ciddi çalışmalara imza atıldı, yetkiler verildi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeynel Abidin Beyazgül, Genel Sekreterlik, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanı, Şube Müdürü, çalışan arkadaşlarımızın her biri bu noktada meclisin kendilerine vermiş olduğu yetkiyi en iyi şekilde kullandılar. Şehri daha yaşanabilir kılmak için son derece gayretli bir çalışmalara imza attılar. Ben Büyükşehir Meclisi adına Büyükşehir Belediye Başkanımız ve bütün çalışan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Tabii meclis çalışmalarını halka ulaştırma noktasında bizim meclisimizi takip eden çok değerli yerel basın mensubu arkadaşlarımız var. Onlar da bizim de gözümüz kulağımız oldular. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Tüm sıkıntılara rağmen 2021 yılında meclis çalışmalarına katılım ve katkı sunan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. 2022 yılının sıkıntıların atlatıldığı, huzur ve refahın hakim olduğu, krizlerin atlatıldığı, muhabbet ortamının oluştuğu
bir şehir ve bir ülke ve insanlık temennisinde bulunuyorum. Çok teşekkür ediyorum.